Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Birinci bölümde Türkiye'nin önemli sorununu konuştuk. Ekonomi ve sağlıkla ilgili kısmen konuştuk. Şimdi sağlığı çok önemli bir şekilde alacağız ama önce demin de size söylemiştim. Türkiye'de bir milletvekilinin başına en çok ne gelir? Yani ne gelebilir diye düşünürsünüz. Milletvekilleri anayasa gereği dokunulmazlık haklarına sahip. Kürsü masumiyeti ya da kürsü dokunulmazlığı denir buna. Yani kürsüde yaptığınız konuşmalardan dolayı sizi hiçbir biçimde hiçbir mahkeme yargılayamaz. Ayrıca kürsüde hakaret de etseniz, suç da işleseniz yargılama dönem sonuna bırakılır. Cinayet işlediğiniz zaman bile elinizde silah, suçüstü yakalanırsanız, milletvekiliyseniz ancak o zaman size müdahale edilir. Onda bile eğer suçüstü durumu yoksa milletvekili hakkında soruşturma açılır ve o soruşturma yürütülür. Milletvekilinin dokunulmazlığı bile hemen kaldırılmaz. Peki ne yaptı Enis Berberoğlu? Adam mı öldürdü ya da çok büyük bir casusluk suçu diye bir garip bir suçlama. Yani nelerle uğraştı, ülkesine ne gibi kötülük yaptı ki başına bütün bunlar geldi. Bu sorunun cevabını konuşacağız tabii. Hukuki açıdan da konuşacağız. Bunu da en iyi bir parlamenter anlatır bize, yani bir milletvekili. Ne demek bu? Anayasa hak ihlali kararı verdi ve Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını kaldırıp hapse atılmasını gerektiren suçlardan dolayı tekrar yargılanması gerektiğine karar verdi. Peki soru şu, Enis Berberoğlu'nu hapiste geçirdiği günlerin karşılığını kim verecek? Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinden doğan o ailesinin üzüntüsü, kendisinin üzüntüsü, seçmenin üzüntüsü, partisinin düşündüğü o buhranlı günlerin hesabını, vebalini kim ödeyecek? Peki son soru, Enis Berberoğlu yeniden parlamentoya dönüp yemin edip milletvekili olabilecek mi? Yani nasıl telafi edilecek? Niye Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden siz o parlamento başkanı, meclis başkanı böyle bir ara karara hükmetti? Nedir bu? Yani düşmanlığa varan, kutuplaşmaya varan, kine varan, nefrete varan bir parlamentonun kendi üyesine karşı bu tavrı. Çoğunluk sizde olsa bile bunu yapmaya hakkınız yoktu. Ama bugün gelinen noktayı bir hukukçuyla konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili hukukçu Ali Haydar Hakver. Hoş geldin Sayın Vekil. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Enis Berberoğlu tam bir muamma olay. Yani inanılmaz bir şey yaşandı. Mesela hükmün okunması konusunda parlamentoya bir tezkere ile ilgili bir yazı geldi. Ve önce meclis başkanı bu hükmün okunmasının geri bırakılması gerektiği konusunda fikir birliği içindeydi. Birdenbire bir yerden bir talimat geldi. Evet. Aniden meclis başkanı fikrini değiştirdi. Genel kurula getirdi. Bu hükmünü okutur okuturmaz dokunulmazlığın kalkmasına karar verildi. Ardından tutuklama geldi. Ardından hapis geldi. Evet. Şimdi de Anayasa Mahkemesi dedi ki sizin yaptığınız işlerin külliyen yanlış. Evet. Hak ihlali vardı ve oy birliğiyle bu karar aldı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir tek üyesi çekimser kalmadı, bir tek üyesi red oyu vermedi. Şimdi soru şu, eğer bir ülkede parlamentodaki bir milletvekilinin dokunulmazlığından kaynaklanan hakları ve özgürlükleri korunmuyorsa sokakta gezen yurttaşın durumu ne? Ya da bizim gibi burada doğruları söylemeye çalışan bir gazetecinin ne kadar hakkı, hukuku ya da özgürlük alanı var? Bu çok kritik bir süreç. Türkiye'nin bu süreci mutlaka tamir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sizden ricam şu. Hukuken bu durum ne? Şöyle başlayalım o zaman. Öncelikle milletvekilliği dokunulmazlığının kapsamı ne demek? Hani o bizim partimizin düşüncesine ya da İktidar partisi ya da ortağı bu konuda ne düşünüyor? Bunlar tartışılır konulardı ne zamandan beri biliyorsunuz. Milletvekilliği dokunulmazlığı bir kısım kaldırılsın. Cumhuriyet Halk Partisi buna onay verdi vermedi tartışmasından devam eden eski bir tartışma aslında bu. Bizim bakış açımız şu. Diyoruz ki milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı asıl olan. Yani bu ne demek? Bir milletvekili mecliste, kürsüde söylediğini, dışarıda bir televizyonda, başka bir kürsüde, bir toplantıda, kamuya açık alanda söylediği zaman
bu fikirlerinden dolayı, eleştirilerinden veya siyasi düşüncelerinden dolayı yargılanamaz. Yani milletvekili temsiliyeti var. Temsil ettiği bir kesimin görüşlerini, ifadelerini, düşüncelerini, siyasi düşüncelerini veya taleplerini kürsülerde açıkça, özgürce, cesurca ifade edebilsin ve bu ifadesinden dolayı da yargılanamasın. Aslında biz bunu savunuyoruz. Yani bir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Yani bir vatandaşın da, cumhurbaşkanının da, milletvekilinin de hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Savunduğumuz şudur. Yani bir adi suç işlenmesi halinde elbette yargılanmalı ama onun bir usulü var. Ya da bir öldürme dosyası, başka bir dosya, bir hakaret elbette ki yargılanabilir ama nasıldır usulü? Milletvekili yargılanabilmesi için meclis tarafından bir tezkere gelir. Bu tezkere oylanır, dokunulmazlığı o isnat edilen suçla ilgili kaldırılır ve yargılaması devam ettirilir. Ama onun dışında hani milletvekili suç işlese de ona dokunamazsınız diye bir hukuk, bir usul yok. Milletvekilinin konumu itibariyle daha özgür davranabilmesi, kendisine daha özgür ve baskı altında olmaksızın ifade edebilmesi için bir kürsü dokunulmazlığını biz başından beri savunuyoruz. Şimdi Enis Bey'e gelince, Sayın Berberoğlu herkes tarafından bilinen bir konuyu kürsüde dile getirdi diye casuslukla saçma sapan bir şeyle suçlandı ve iktidarın sopası haline gelmiş hukuk sistemi içerisinde haksız bir karar verildi. Aleyhine 5 yıl 10 ay ceza verildi ve tutuklandı. Şimdi bunun başlangıç süresinde dokunulmazlığın kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu suçla ilgili yargılanıyordu ama ne oldu? Bakın ne oldu? 24 Haziran 2018 seçimlerinde, milletvekilliği seçimlerinde Enis Berberoğlu yeniden milletvekili olarak seçildi. Burada ne yapmak lazım? O kadar net ve açık ki. Şimdi deniyor ki 83 Taksim 4 Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrasında yeniden seçilmeyi düzenliyor. Diyor ki yeniden seçilen bir milletvekili hakkında devam eden davalar var ise durdurulur. Durdurulur ve talep halinde yeniden bir dokunulmazlığın kaldırılması istenmesi halinde meclisten bir karar alınmasıyla o davaya devam edilebilir. Aksi halde yeniden seçilme halinde o seçim yılının sonuna kadar yargılamanın durdurulması şarttır. Anayasa çok açık bunu söylüyor. Enis Berberoğlu yeniden seçilmesine rağmen yargılamada bir durdurma olmadığı gibi Yargıtay milletvekilliği döneminde devam ettirdi yargılamayı. Oysa ki durdurup tekrar meclise göndermesi gerekirdi. Durdurma yapmaksızın kararı onadı ve bu onanan karar da 84'e 2 uyarınca mecliste okundu. Bu ne demek? Yani anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrasında. Şimdi burada yeni bir oylamaya gerek kalmıyor. Şöyle diyor anayasanın 84'ün 2'si. Diyor ki bir ceza verilmesi ve kesinleşmesi halinde meclis tarafından bu hüküm okunur. Bu okuma ile milletvekilliği sona erer. Ama kesinleşmiş olması lazım. Bakın yani hükmün kesinleşmiş olması lazım. Bugüne kadar hükmü kesinleşmiş olup da milletvekilliği sürecinde gelip de genel kurulda böyle bir okuma pratikte hiç olmamış. Bir gelenek gereği, bir tahammül gereği dönem sonuna kadar o okuma bekletilir. Milletvekilliği bittikten sonra da bir kesinleşmiş hüküm varsa infazına başlanırdı. Bu dönem, şimdi hangi tarihte? 4 Haziran 2020'de. Bir sabah öğrendik biz, tartışılıyordu. Sabah hatta 11 civarındaydı. Enis Bey'in hükmünün, Sayın Berberoğlu'nun hükmünün genel kurulda okunacağı ve milletvekilliğinin alelacele düşürülmek istediğini biz öğrendik. Bu meclisin tahammüllerine aykırı bir durumdu. Ama savunmamız iki ayaklıydı. Bir, ya dönem sonuna bırakırdık şimdiye kadar, uygulama buydu, tahammül buydu. Neden dönem sonunu beklemiyorsunuz itirazımız vardı. İkinci bir itirazımız hukuki, tam da hani tahammüle gereği değil. Anayasanın o kadar açık ki 83'e 4 dediğimiz maddesi yeniden seçildi ve kesinleşmiş bir hüküm yok. Bunun Anayasa Mahkemesi'ne başvurma yolu açıldı. Ne zaman açıldı? Bu da 23 Eylül 2012 tarihinde. Yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı yolu açıldıktan sonra biz Anayasa Mahkemesi'ne de başvuru yaptık. Kesinleşmiş bir hüküm yok.
mutlaka ama mutlaka Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemelisiniz itirazında bulunduk. Bütün bu itirazlarımız, hem tahammül itirazımız hem anayasaya aykırılık itirazımız hiç dikkate alınmadı ve o gün 4 Haziran günü kesinleşmemiş bir mahkeme kararı okunarak Enes Berberoğlu'nun milletvekilliğine o gün son verildi. Ertesi gün zaten tutuklandı. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ne yapması lazım? Şimdi Anayasa 153. maddesi gereğince yerel mahkemenin buna uyması, anayasanın bu ihlal kararı uyarınca yeniden yargılama yapması, meclise dosyayı göndermesi, dokunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi, yargılamaya devam etmesinin istenmesi gibi usullerin dön baştan yeniden tekrarlanması gerekiyor. Olur mu? Anayasa Mahkemesi Mahkemesi bunu diyor. Anayasa Mahkemesi kararların geriye doğru yürümediği şeklinde bir... Evet. Aynı şey. O 153'e 5'te diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Nasıl yürümez mesela? Bu nasıl yürümeyecek olan şey nedir? Mesela bir kanun çıkartırsınız. Evet. Bir kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verilinceye kadar yürürlükte kalır. O alan, yani kanunun yayımlanma ve yürürlüğe girme tarihinden sonraki kısımda Anayasa Mahkemesi'nin iptaline geçen kadar gelen kısım, o dönem yürürlüktedir. O dönemi kaldıramazsınız der. Ama burada bireysel başvuru var ve bir hak ihlali var. Diyor ki Enes Berberoğlu'nu usulüne uygun yargılamadınız. Yeniden yargılayın diyor Anayasa Mahkemesi. Peki şimdi çok açık ve net. Açık ve net şunu sorayım. Şu an Enes Berberoğlu rozetini takıp mazbatasını alıp gidip tekrar parlamentoya ben geldim, koltuğum burası, oturdum deme şansına sahip. Bir işlem tesis edilmesi lazım. Ne? Yeminden bahsetmiyorum burada. Şu an o gün okunan karar yok hükmündedir. Hani mesela bir oylama yapmadık o gün. O gün sadece kararın okunması ile milletvekilinin düşeceğini düzenleyen 84-2 yok hükmündedir artık. Yani mahkeme kararı bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Ama o gün okumakla düştü ve aynı gün hemen internet sitesinden dahi kaldırmışlardı Sayın Berberoğlu'nun vekilliğini. Bu kararın yok hükmünde sayılması denmesiyle bir divan kararıyla ya da bir kürsüde okumayla Enes Bey'in milletvekilliğine devam etmesi sağlanabilir. Burada yeniden meclise çağrı hiçbir şeye gerek yok. Yok hükmündedir. O kadar açık ve net. Peki bununla ilgili meclis başkanının tavrı ne? Ben anladığım kadarıyla meclis başkanı buna tartışılıyor. Çok sıcak bakmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani burada aslında hukukta çok ciddi boşluklar var. Mesela tartışılan, temel hukukçuların tartıştığı sorun şu. Burada kesinleşmiş bir karar var mıdır? Şimdi mevzuatımız neye göre düzenlenmişti? Bu 2012'de bireysel başvuru hakkından önce düzenlenmişti mevzuatımız. Ve buna göre düzenlenen mevzuatta bireysel başvuru hakkı hiç dikkate alınmamıştı. Biz dedik ki 2012'de bireysel başvuru hakkı geldi. Henüz kesinleşmemiş bir hüküm yoktur. Bu sebeple burada okuyamazsınız mahkeme hükmünü dedik. Kesinleşmesi beklenir. Bakın bu mahkemenin bozması halinde ne yapacaksınız itirazlarımız bu sebepleydi. Tam da bu sebepleydi. Bugün geldiğimiz noktada bizim itirazlarımız haklı çıktı ama Şentop ne yapacak? Şentop birey olarak ne yapar? Bence Şentop'un kendi birey olarak bir irade koyması söz konusu değil burada. Saray neden karar verecek? Neden? Çünkü Şentop genel bir uygulamayı tamamen bir talimatla, saraydan gelen talimatla ortadan kaldırdı. Tahammüllere aykırı bir şekilde hiç kimseyle konuşmadan ansızın meclise getirdi. Şimdi bunu nasıl toparlayacağına tek başına Şentop'un karar verebilmesi mümkün değil görünüyor. Ama hak nedir? Şöyle düşünün. Bir mahkeme sizi suçlu bulmuş, ceza vermiş ama bir üst mahkeme hayır yanlış karar verdin, hak ihlal ettin demiş. Siz onu cezaevinde tutmaya, ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir, devam edebilir misiniz? Mümkün mü? Böyle bir şey yok. Şimdi aynı duruma geldiğimizde siz artık milletvekili değilsiniz diyebilir mi meclis? Dememesi yok, lazım. Yok hükmündedir. Yok hükmündedir. Ama tabii hukuki olarak AKP'lilerin ısrarla ve inatla, ben dün konuştum, söyledikleri şu: Anayasa Mahkemesi kararı geriye yürümez. Hak ihlali olsa bile tekrar yargılanacak. Bu yargılanma süresinde milletvekilliği konusunda yapılacak bir şey yok dediler bana dün. Bunu söylüyorlar bilerek. Ama şimdi
çok başka şeyler de söylüyorlar. Merve Kavakçı'yla ilgili örnek veriyorlar ya da Bahattin Şeker askerliğini yapmamış bir milletvekili. Evet. Bunları örnek veriyorlar. Onlar geri dönemedi. Şimdi Merve Kavakçı olayında bir vatandaşlık mevzu vardı. Merve Kavakçı Türk vatandaşı olmadığı sebebiyle milletvekilliği düşmüştü. Ve bir mahkeme kararı yoktu ki. Yani Anayasa Mahkemesi bütün kurumları, kuruluşları bağlayıcı bir karar alır. Ve kimseden talimat almaz. Hani geçen Soylu tartışması üzerinden çıkan mevzudan söylüyorum. Aynı şey. Burada bir mahkeme kararı var. Yine Bahattin Şeker olayında da askerliğini yapmamış bir milletvekili vardı. O zamanlar koşuldu ve o zamanlar kendisine denilen şuydu. Sizin seçilme ehliyetiniz yok. Başından sonradan askerliğini yaptı. Hadi ben bu geldim. İkisine de benzemiyor bu. İkisine de benzemiyor. Daha çok haklısınız. Konuşuyorlar. Kabul. Haklısınız. Bir de geriye yürüyememezlik nedir mesela? Bir kanun düzenlemesinde, bir yasa yapılmasında iptal halinde geriye yürümez. Ama burada yeni bir şey çıktı. Bu ne zaman çıktı? 2012'nin 23 Eylül'ünde çıktı. Bireysel başvuru hakkı. Ve hukuk sistemi içerisinde buna dair bugüne kadar hiçbir pratik olmadı. Ben bugün meclisin kanunlar, kararlar daire başkanıyla da konuştum. Yani kendisi de bocalıyor. Tabii ki bir bürokrat açıktan söyleyemeyecek ama hukuki konuda diyor ki vekilim biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Genelde divanda oturan meclis başkanı, meclis başkan vekilleri hani hukuken daraldıklarında onlardan öneri alırlar, görüş alırlar. Hani açtık ben de divanda görev yaptım. Bugün telefon ettim. Siz ne düşünüyorsunuz diye telefon ettim. Hı? Ve o da bocalıyor. Diyor ki pratikte hukuk sistemimizde hiç böyle bir şey yaşamadık. Çözüm ne? Çözüm burada bir haksızlık var evet. Bir hukuk boşluğu istediğiniz tarafa çekersiniz ama o kadar açık vicdan şunu diyor. Vicdan o kadar net diyor ki bu adama haksız yere ceza verdiniz. Hak ihlali yaptınız. Bu adamın hakkını teslim etmek bizlere düşmez mi? Siyasilere düşmez mi? Nerede duruyorsunuz durun? Hangi partili olursanız çektiği olur. Sıkıntılar yanına kar kalarak bence hakkının iade edilmesi lazım. Çünkü zaten yapacak bir şey yok. O dönemde o hapis günleri belki tazminat davası açabilir. Belki bununla ilgili farklı... Telafi edilir mi? Hayır. Edilir mi? Bir gün içeride yatsanız ki. İki gün içeride yattığınızı düşünün. Üç gün içeride... İtibar iadesi yapsa ne yapacaklar? Yani Sayın Berberoğlu'nun yaşadıkları elbette ki telafi edilemez. O ailesinin acısı. Dün mesela arkadaşlarımız aradı Sayın Enes Berberoğlu'nu. Eşi bizim gazeteci meslektaşımız Oya Berberoğlu hışkır hışkır ağlıyordu. Hem sevincinden hem üzüntüsünden. Eşi niye ağlıyordu? Hem kaybettiği o günlere üzülüyor, yaşadıklarına üzülüyor, hem gelen haberin sevincine. Ne hakkınız var bunu yaşatmaya? Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesine kadar okutmasaydınız şunu, ne olurdu ki? Bugüne kadar da böyle bir uygulama yok. Bakın, bu bir hınçla, bir öç almayla, bir cezalandırma saikiyle, bir partizanlık saikiyle hareket sonucu okutulmuş bir karardır. Bugüne kadar mecliste hiç uygulanmamış, hiç yapılmamış ama AK Parti'nin şu son döneminde ya gündem değiştirmek için ya bir hesaplaşma için ama siyasi sahiple, partizanca siyasi sahiple bütün tahammülleri yok sayıp, hiçe sayıp yani bu her kurumda bir etik kural vardır, bir meslek kuralı vardır yazılı veya yazılı olmayan. Bu meclisin yazılı olmayan kuralıydı, tahammüldü. Evet. Bu bir siyasi saygı, siyasi bir nezaket, aslında bir iş tüzük kadar kıymetliydi. Buna rağmen bunları hiçe saydılar. Büyük hata yaptılar. Ayıp ettiler. Bu hatayı telafi etmek iktidarının da boynunun borcudur. Ayıp ettiler. Yani meclis açılır açılmaz Enes Berberoğlu derhal vekilliğe dönmelidir. Dönmeli. Bence yaşadığı, çektiği acılar da demin de söylediğim ister istemez insan yanına kar kalıyor ama yani yapacak bir şey yok. En azından böyle bir ödüllendirme, haklı bir hakkını iade ederek ödüllendirme son derece önemli. Peki Sayın Vekilim bir de bu Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Yani hukukçu olarak kapatılsın. Yani, kapatalım ya. Ülkeyi kapatalım. Bir hukukçuya bu sorulması zor ama ya bir siyasi parti genel başkanı samimi soruyorum. Yani yaptığı iş doğru olsa Sayın Bahçeli'nin diyeceğim ki ya doğru söyledi. Yani bu böyle bir kurum kapatsın gitsin hiçbir faydası da yok. Ya da devlete millete şu zararı verdi ya da devletin milletin aleyhine şu ya Türk Tabipler Birliği Türkiye'deki bütün doktorlar bütün sağlık çalışanlarının üye olduğu yani sağlık emekçileri doktorlardan bahsediyorum Türk Tabipler Birliği ve bu kadar zor bir günde düşünebiliyor musunuz? Savaştasınız, önde piyadeler var,
arkada topçu birlikleri. Siz bir ordu savaştayken meclisten bir yasa çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki piyadeliğin iptal edilmesi diye. Değil mi? Ya böyle bir şey olur mu? Yani o piyadelerle siz savaşı kazanacaksınız. Savaşta bile sağlıkçılara dokunmazlar, başka bir sus daha var. Savaşta bile 96 sağlıkçılara 96 insan yaşamını kaybetti sağlıkçı. Evet. Ve 30 bine yakın COVID vakasına yakalanan doktor ve sağlık çalışanı var. Şimdi bu kadar acı bir tabloda bir siyasetçi neyin hesabını yapar da Türk Tabipler Birliği kapatılsın noktasına gelir? Nedir bu hesap? Neden bunu söyledi mesela? Türk Tabipler Birliği nasıl oldu da Devlet Bahçeli'yi bu kadar rahatsız etti de hadi kapatalım dedi o da. Yani kapatılır mı, kapatılabilir mi? Onu konuşalım tamam ama ne rahatsız etti acaba? Hani Sayın Bahçeli'yi ne rahatsız etti de Tabipler Birliği'ni hedef gösterdi durup ve kapatalım yani. Dedi. Evet. Yani çok açık yani hükümetin salgınla mücadele politikası tutmuyor. Yani az önceki konuğumuz da aynı şeyleri söyledi aslında. Hani kim konuşacak, kim tartışacak, kim yönlendirecek? Şimdi bir bilim kurulumuz var değil mi? Bilim kurulu kendi bağımsız bir şekilde iradesiyle önlemler alabiliyor mu? Erdoğan ne derse o oluyor ülkede. Yani Sağlık Bakanı tek başına bir irade koyup da şunu yapmalıyız, şunu yapalım diyebiliyor mu? Hayır. Bilim kurulu dinleniyor mu? Hayır. İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, hiçbiri de hiç kimse dinlenmiyor bu konuda. Yani salgınla mücadelede tek karar verici var her şeyde olduğu gibi Erdoğan. Erdoğan bu işten anlar mı? Bununla ilgili bilgisi, birikimi, eğitim var mı? Yok. Yani kimi dinleyeceğiz biz? Hani Erdoğan kimi dinleyecek, mahkemeler kimi dinleyecek, İçişleri Bakanlığı, milletvekili mi? Kimi dinleyecek meclis? Kimin kararına göre hareket edecek? Elbette ki bu işin uzmanları tarafından karar verecek değil mi? İzninizle bir Profesör Doktor Ahmet Saltık var arkadaşlar. Eğer şeyse bir bağlar mısınız rica etsem? O da katılsın sohbetimize, ona da çünkü soracağımız şeyler var. Buyurun. Ben bağlanana kadar hemen devam edeyim, Sayın Hocam bağlanana kadar. Şimdi bunu kim tartışacak? Uzmanlar tartışacak. Hatta yanlış uygulamalar varsa kim itiraz edecek? Kim doğruya sevk edecek? Bu işin uzmanları. Mesela bir savaştan bahsettiniz ya, bir cephede bir savaş var ve pratikte yanlış giden şeyler var. Gördüklerini söyleyecek, emir komuta zincirinde askerler yukarıya, bir karar değişecek, mevzi değişecek, strateji değişecek değil mi? Covid'le mücadelede de Türk Tabipler Birliği'nin hükümete eleştirileri var. Bu eleştirileri kim yapacak? Ya doktorlar yapacak, tabipler yapacak. Yani kim yapacak, avukatlar mı yapacak? Çok haklı olarak bu işte öncü mücadeleyi yapanlardan başta da doktorlar ve onların birliği geliyor. Şimdi Türk Tabipler Birliği ta 1953'te kurulmuş. Nasıl kurulmuş? Yasayla kurulmuş. Yani Türk Tabipler Birliği bir dernek değil. Ya da kendi kendine bir araya gelmiş hekimler hadi bir dernek kuralım değil. Türk Tabipler Birliği 6023 sayılı kanunla kurulmuş ta 1953'te. Anayasaya da var olan bir şey değil mi? Tabii anayasaya göre kuruluyor zaten. Yani kanun... Peki anayasaya da var olan bir kurum ya da kurulun kapatılmasını bir siyasetçi nasıl talep eder? Birinci maddeyi söyleyeyim. 6023 sayılı kanunun birinci maddesi diyor ki kanunla kurulmuş resmi ve özel görev yapan tabiplerin meslek kurallarını ve dayanışmayı korumak, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurulu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşudur. Dördüncü maddede çok değişik amaçları sayıyor ve halk sağlığını korumakla yükümlüdür. Bakın, Türk Tabipleri Birliği'nin görevi bu, görevi. Adamlar görevini yapıyor. Halk sağlığı için görüş sunuyor, öneri sunuyor, itiraz ediyor. Öyle değil, böyle diyor. Bizim de sağlığımızı koruyun diyor. 96 kişi ölmüş sağlık çalışanı. Ön cephede çalışan aslanlar gibi özverili çalışan insanlar bir şey söylüyor size. Bir öneri getiriyor, bir eleştiri getiriyor. Şeffaf olun diyor. Bizi de koruyun, canımızı düşünün diyor. Bize ihtiyaçlarımızı verin diyor. Bu savaşta bize cephane verin, maske verin, eldiven verin diyor. Bu eleştirilere Sayın Devlet Bahçeli kapatalım bunları diyor. Ve şimdi halk sağlığı deniz, bir halk sağlığı uzmanı var. Profesör Doktor Ahmet Saltık. İsterseniz onu... Hemen tamam hocam, lütfen hocam, saygısızlık olmasın. Asıl konuşması gereken onlar yani. Evet. Ama biz onların her zaman yanındayız, destekçisi olarak. Merhaba konuşacağız tabii, şimdi zaten. Tabii hocam merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam hayır, öncelikle bir şey soracağım. Marksist misiniz? Anlamadım. Marksist misiniz? Şimdi Semih Yalçın
MHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki Türk Tabipler Birliği Marksist bir kuruluş, onun için kapatıyoruz dedi. Kapatılması gerekir dedi. Yani bu soruyu sorduğum için kusura bakmayın. Fakat size yönelik suçlamanın anlamanız, en azından yani size yöneltilen suçlamanın kapasitesini görmeniz için bunları sordum. Buyurun. Ben Kemalist bir insanım, Atatürkçü bir insanım. Marksizm de bir ideolojidir. Katılır veya katılmazsınız ama saygı duymak durumundasınız. Evet. Semih Yalçın kendi partisinin ideolojisine saygı duyulmasını istiyor ise en azından demokrat olmanın temel koşulları başka ideolojilere de saygı duymayı gerektirir. Bir takım sözler, tıbbi atıklar gibi sözler duyduk. Evet. Hiç yakışıklı değil bunlar. O düzeye inerek yanıt vermek istemeyiz tabii. Türk Tabipleri Birliği'nin ya da onun üyelerinin tıbbi atık olup olmadığını tartışacak durumda değiliz. Kem söz sahibinindir derler. Biz isterseniz daha düzeyli tartışalım. Sizin televizyonunuza, Halk TV'ye. Buyurun. Siz acı bir ironiyle girdiniz ama. Hayır evet. Yok. Yani öyle bir tartışma sizden önce öyle bir noktaya geldi ki. Dedim bunu hocama bir sormam lazım. Çünkü absürtlük artık normalite oldu hocam. Onun için evet. Sorma ihtiyacı duydum. Evet, evet. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin değerli konuşmacı arkadaşınızın da belirttiği gibi 4. maddesinde kuruluş yasasının görevleri açık açık yazılı. 1. maddesinde de ta 1953'te kurulduğu neredeyse 70 yıla yakın bir kurum deneyimi olduğunu görüyoruz. Öte yandan bütün gelişmiş ülkelerde, uygar ülkelerde bir takım profesyonel meslekler meslek örgütlerine bağlanmışlardır. Bunlar hekimliktir, avukatlıktır, hukukçuluktur, mühendisliktir, mimarlıktır, eczacılıktır, diş hekimliğidir. Dünyanın her yerinde bunlar profesyonel meslek sayılırlar. Ve kamu otoritesi bu meslek üyelerinin özellikleri nedeniyle, çok özellikle, çok ayrıcalıklı olmaları nedeniyle bir takım iç işlerini, mesleksel etik ilkelerini, deontolojik ilkelerini kendilerine bırakmıştır. Söz gelimi Türk Tabipleri Birliği kendi üyelerine disiplin hükümleri uygular. Tıbbi deontoloji hükümleri gereğince, tüzüğü gereğince ve 6023 sayılı yasa gereğince. Bu yaptırımlar arasında 6 aya kadar meslekten men cezası dahi vardır. Bakınız ağır bir yaptırım, bir hekimin 6 ay meslekten alıkonulması cezasını Türk Tabipleri Birliği verebilmektedir. Ve bu yasayla tanınmış bir yetkidir. Öte yandan İngiltere'de, ABD'de tıp fakültesini bitirirsiniz. Fakat ülke genelinde bir genel board sınavı, yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavları diyelim ki Florida'da, Florida Tabip Odası yapar. Yani tıp fakültesini biçim olarak bitirirsiniz. Fakat gerçekten hekimlik yapabilmeniz için Florida Tabip Odası'nın yaptığı yeterlik sınavını geçmeniz gerekir. Tabip Odası, dikkat buyurun. Ve size çalışma izninizi tabip odası verir. Tıp diplomanız vardır ancak lisansınızı, çalışma ruhsatınızı o tabip odasına gider kaydolur. Barolar gibi değil mi hocam? Avukatlık için hani barolar belge veriyor. Çok evet. Benziyor buna. Evet. Evet. Onun gibi. Evet. Onun gibi. Şimdi 12 Eylül döneminde bir takım ne yazık ki zayıflatmalar yapıldı. Kapatıldı önce. Sonra dendi ki asker hekimler üye olmayacak. Onların üyeliği yasaklandı. Sonra yalnızca kamuda çalışanlar dilerlerse üye olurlar dendi. Yani örgüt zayıflatılmaya çalışıldı. Ama son verilerle Türkiye'de 165 bin kayıtlı hekim var. Yeni mezunlarla bu 170 bini bulabilir. Biraz geçebilir. 100 binin üstünde neredeyse 3'te 2'sinden çoğu bütün bu zorlamalara, kısıtlamalara karşın bu örgütün üyesi. 100 bin doktor değil mi hocam? Takdir buyurun. Burası bir parti değil, bir dernek değil, bir vakıf değil. Bilirsiniz derneklerde, siyasal partilerde, vakıflarda bir amaç birliği vardır. O amaç o derneğin tüzüğüyle, vakfın senediyle, siyasal partinin kuruluş belgesiyle belirlenir. Ve o amaçlarla ortaklaşmayan insanlar o kuruluşlara üye olamazlar. Ancak meslek örgütü tektir ve amaçları yasayla sayılmıştır. Ve hekimlerin, işte avukatların o meslek örgütüne üye olması zorunlu kılınmıştır. Bu neyi getirir? Her türlü dünya görüşü, politik görüşü, siyasal görüşü, Marksist olanı da, faşist olanı da
Atatürkçü olanı da, şu olanı da, bu olanı da bu örgütün üyesi olmak durumundadır. Bir anlamda bir demokratik kaynaşma ve demokratik kurallar içinde çoğunluğu kazananın, çoğunluğu edinenin görüşlerinin dile getirildiği bir çerçeve. Şimdi ben Semih Bey'in veya Bahçeli'nin söylediklerini tartışmayı gerçekten tartışmaya değer bulmuyorum. Hele Semih Bey'in sözü ise, tıbbi atıklar sözü, onun adına da çok utanırım gerçekten. Yaklaşık bir 12 yıl kadar önce bir Lozan tartışması yapmıştık Semih Bey'le Başkent Televizyonu'nda, Gürbüz Evren'in programında karşılıklıydık. Bir tarih hocası kendisi, ben bir hekimim, bir cumhuriyet hekimiyim, mülkiye mezunuyum aynı zamanda, okuyan bir insanım. Küçümsemişti beni, Lozan'ı bu hocayla mı tartışacağız bağlamında. Ben de demiştim ki Lozan'ın tarihsel derinliklerini, ayrıntılarını tartışacak değil Semih Hoca. Lozan kimsenin tekelinde değil, Lozan'ın esprisini, felsefesini, ideolojisini kavramak bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sorumluluğudur. Ben Lozan'da heyette görüşmelerde bulunan İnönü'nün danışmanı, sağ kolu Profesör Veli Saltık'ın ailesinden geliyorum. Dolayısıyla Lozan'ı iyi kötü okumuş bir insanım diye ve bir hayli tartışmıştık o ortamda. Ve saygımı korumak istiyorum. Gerek Bahçeli'ye, gerek MHP'ye, gerek Semih Bey'e. Son sözüm şöyle olsun bu bağlamda. Lütfen uygarca tartışalım. Lütfen efendice tartışalım. İnsan onurunu, insan haysiyetini, kurumların kişiliğini zedeleyecek düzeye düşürmeyelim. Bunu yapanlar bence önce kendileri o düzeylere düşerler diyelim ve onu orada bırakıp izin verirsiniz. TTB'nin Türk sağlık sistemi içindeki yerine ilişkin birkaç şey söylüyorum. Peki hocam siz de izin verirseniz bir soru sorabilir miyim? Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi, Sırada Yaman Başkan açıkladı bunu. 11 yöneticisi buna cevap vermeyecek dedi Türk Tabipler Birliği yönetimi. Şimdi evet. Türk Tabipler Birliği'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt vermemesi doğru bir karar mı? En azından Semih Yalçın'a yönelik bir yanıt verseydi daha doğru olmaz mıydı? Bu onların tercihi Fatih Bey, takdir edersiniz. Oradaki meslektaşlarımın tercihidir. Buna da saygı duymak gerekir. Dikkat buyurursanız ben de öğrenciliğinden bu yana 45 yıldır Türk Tabipleri, tabipler değil de tabipleri, bir i harfi var orada, Türk Tabipleri Birliği'nin içinde pek çok görevlerde, üst düzey görevlerde bulunmuş bir insanım. Ve doğrusu gerçekten o düzeyde bir tartışmaya girmeyi kendime saygı kusuru sayıyorum. Tabii. Belki böyle kendimize en etkili ifade edebiliriz. Bakın, öylesine düşürdünüz ki tartışmanın, suçlamanın düzeyini, biz yanıt bile verebilecek durumda değiliz. Belki bu etkili bir yol olabilir. İnanın ben de çok sıkılıyorum o düzlemde tartışmayı, o suçlamalara yanıt vermeyi kendi adıma, onlar adına bir utanç vesilesi sayıyorum. Haklısınız. Peki hocam, Sayın Bekir, sizin soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben bir tartışma boyutunda değil Sayın Hocam, ama bir suç teşkil ettiğini düşünüyorum bu açıklamaların. Yani çok özür dileyerek, hani paylaşımlarını kısaca söyleyeceğim. Rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği'ni işaret ederekten. Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir. Tehdit saçmaktadır. Hükümete yönelik yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tüyoruz eylemi haince bir tertiptir. Bakın, yani bunlar gerçekten kişilik haklarına da saldırı boyutunda suç teşkil eder hukukumuzda. Bence bir suç duyurusunda bulunulmalı. Ben en azından elbette ki o seviyesiz tartışmaya girmemenize canı gönülden katılıyorum. Ama bu kişilik haklarına da, koskoca bir kuruma bu saldırıyı da mutlaka hani bir hukuk önünde bir suç duyurusunda bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Takdir sizin hocam. Belirttiğim gibi ben şu anda TTB adına konuşabilecek durumda değilim. Evet. Bir üyesiyim. TTB'nin 100 bin aşkın üyesinden birisiyim. Yetkili organ Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'dir. Haklısınız. Bu konsey 11 kişiden oluşur. Yasal olarak yetkili, 6023 sayılı yasada belirlenen, tanımlanan organ budur. Ancak herhangi bir yurttaşın da, benim de bir hekim olarak meslek örgütüme dönük gerçekten utanç verici suçlamalara dönük suç duyurusu yapma hakkım vardır. Menfaat evet. ihlalim hukuksal terimiyle doğrudan doğruya hasım olma yeteneğim Türk Ceza Kanunu gereğince evet. vardır, yapılabilir. Belki bir takım hekim arkadaşlar bazı tabi odaları yapabileceklerdir. Öte yandan
26-27 Eylül'de Türk Tabipleri Birliği'nin Büyük Genel Kongresi var, Büyük Genel Kurulu var. Dolayısıyla o kongreye bir hazırlık çalışması yürüyor. Bu bakımdan da çok fazla meşgul olmak istememiş olabilirler. Yalnız hain şu bu salgını yönetememe iddiasıyla hükümete yönelik eleştirilerin haince değerlendirilmesi gerçekten sözcük bulamıyorum nasıl niteleyeceğime. Şöyle tanımlayayım. Türk Tabipleri Birliği'nin muhalefeti koronanın kötü yönetimine ilişkin benim de kişisel olarak yapmaya çalıştığım gibi biz muhalefet yapmıyoruz. Muhalefet etmeye çalışmak gibi bir derdimiz yok. Gerçekleri, bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu muhalefet olarak görüyorlar. Muhalefet olacaktır bir demokraside. Muhalefet demokrasinin sağlıklılığı için kaçınılmazdır. Akıllı bir iktidar muhalefete bence gözünü kulağını dört açar, dinler ve yararlanır ondan. Demokratik terbiye bunu gerektirir. Türk Tabipleri Birliği belirttiğim gibi yasal yükümlülüklerinin gereği olarak korona yönetimindeki açmazları dile getirmektedir. Naçizane benim de 120'yi aşkın televizyon konuşmasında bugüne dek söylediklerimin bir hecesini yalanlayamadılar. Çünkü gerçekten bizim derdimiz efendim AKP'yle, MHP'yle, Sağlık Bakanı'yla, Erdoğan'la uğraşmak. Biz bunları aşmış insanlarız. Biz Hipokrat yemini etmiş insanlarız. Biz insan yaşamını, yaşamımızın temel ereği kılmış, onu kutsal kabul eden insanlarız. Savaşlarda çarpışırken düşmanlarımız dahi yaralansa, sağlık hizmeti gereksinimi duysa hiçbir ayrım yapmadan bu hizmeti veririz. Tıp doktorluğunu, hekimliği böylesine yüce kılan bu etik değerleridir. Yarın Semih Bey de bir şekilde diyelim ki benim sağlık hizmeti gereksinimime, hizmetime gereksinim duyarsa hiç kuşku duymasın, zerrece ayrım görmeden hak ettiği en yüksek sağlık hizmetini benden ve öbür meslektaşlarımdan alacaktır. O bakımdan bu yüce değerleri korumak lazım. Şimdi benim kanaatim şu yönde, TTB'nin muhalefetini biraz zayıflatmasını istiyorlar. Çünkü ve benim gibi insanların, çünkü biz açmazları öylesine bilimsel verilerle ortaya koyuyoruz ki yanıt veremiyorlar. Yanıt veremeyince öfkelenip çaresizliğe kapılıp suçlamaya yöneliyorlar. Bu erişkin, makul, matür diyelim, olgunlaşmış bir insanın yapacağı şeyler değil. Bunun tersini çıkararak kendilerine ilişkin nitelemeleri, suçlamaları belki bulabilirler. Ben bundan daha ötesini yapamıyorum. Terbiyem izin vermiyor. Hem kendime saygım hem karşı taraf için. Demek ki bu bir çaresizlik. Oturursunuz karşımıza dersiniz ki ne diyorsunuz arkadaşlar? Aylar sonra Türk Tabipleri Birliği'ni kabul etti Sayın Bakan ve iki kişi kabul etti. Bir heyet kabul etmedi. Bir heyetle gitmeliydiler. Kamera kaydı yapılmalıydı o toplantıda. Neler istendi, basına açıklanmalıydı, neler söylendi. Yasak sağlama niteliğinde Sayın Başkan ve bir enfeksiyon uzmanı arkadaşımız, hocamız gittiler bu görüşmeye. Yanıt verin bize, eleştirilerimize yanıt verin. Yani bize şunu söyleyin, deyin ki Türkiye'deki 300 bin toplam resmen ilan ettiğiniz ama bunun kezlerce katı olan gerçekleri sakladığınız, sayısız kanıtlarıyla ortaya koyduğumuz 300 bin diyelim, 300 bin ilan ettiğiniz resmi olgunun 10'da biri sağlık çalışanı, %10. Dünyanın hangi ülkesinde COVID-19 olgularının %10'u sağlık çalışanı? Nerede? Bir tek ülke gösterin bize. Çin'i gösterelim, ben örnek göstereyim. Çin 82 günde salgını bastırdı. Ve aşağı yukarı 3000 sağlık çalışanı bulaşı aldı. 3000. 2,5 ayda bitirdi Çin bunu. 2,5-3 ayda 3000 sağlık çalışanı enfekte oldu. Sorunu da çözdü. Biz de 7. ayın içindeyiz gördüğünüz gibi. 19 hatta her 9 hastadan biri sağlık çalışanı. Demek ki buradan bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'deki sağlık çalışanları çok çürük. Enfeksiyona karşı dirençsiz. Kendilerini koruyamıyorlar Zonguldak valisinin dediği gibi. Başımızın belaları, koruyucu önlemleri gereğince almıyorlar. Onlar bol bol hasta oluyorlar. Hem salgınla mücadelemiz zorlaşıyor hem de maliyet artıyor, külfet artıyor filan. Zonguldak valisi böyle saçmaladı ama bir işlem yapılmadı o vali için. Halbuki 2 dakika içinde görevden alınmalıydı. Bu ve bunun gibi. Şimdi söyleyin bana Çin'in yaptığı gibi
görevi biten 6 saat en çok 6 saat 8 saat mesai yapan bir sağlık çalışanını uygun servislerle hemen hastanelerin yakınlarında kamunun yarattığı konuk evlerine götürüp onların yatmalarını, dinlenmelerini, yemeklerini, banyolarını sağladınız mı? Hangi sağlık çalışanı, bütün sağlık çalışanlarının otomobili mi var? Dolmuşlarla, otobüslerle bu insanlar işlerine gidiyorlar birçoğu. Dolayısıyla halk içinde de enfekte oluyorlar. Halka da belki bulaştırıyorlar. Bakın bunların hiçbiri yapılmadı. Hastanelerin yakınlarında sağlık çalışanları için konuk evleri yapılmadı. Bir valinin haddi değil, bir sağlık çalışanının bu hastalıkla savaşırken nasıl korunacağını bilmediğini söylemek. Hele hele bilmiyorlardı ve bunu yapmadılar, çok enfekte oldular diyebilmek gerçekten haddini bilmezliğin bir tepe örneği oluyor. O vali adına da utanıyorum nasıl bu sözleri söyleyebildi. Bakın bize bunu söyleyin. Neden her 9 hastadan biri sağlık çalışanı? Neden 80'i aşkın sağlık çalışanımız öldü? Bu da her 90, Türkiye'deki 90 ölümden, COVID ölümünden 7.119 ölüm var son rakamlarla. Bunların 80'in üzerindeki sağlık çalışanı, her 90 ölümden biri sağlık çalışanı. Demek ki siz bu salgında sağlık çalışanlarını koruyamadınız, onlara yeterli donanımı sağlayamadınız. Aşırı çalışma yüküyle karşı karşıya bıraktınız. Yetersiz sağlık personeli sorununu hala çözmediniz. Biz bu sorunun nedenlerini açıkladık, söyledik ve dedik ki 400 bini aşkın okulunu bitirmiş sağlık çalışanı hekim dışında iş bekliyor. Derhal parlamentodan bir yasa çıkartının ve 100 binini bunların en az hastanelere, 100 binini de birinci basamağa, 25 binini de aile hekimlerinin yanlarına birer kamu sağlığı elemanı olarak veriniz. Yapmadılar. Parlamento tatilde. Hiç olmazsa sözleşmeli olarak alın bu insanları. Sürekli almayacaksanız. İhtiyaç yok Sayın Hocam. Yani Sağlık Bakanlığı da bu dediğiniz kadroları rahatlıkla alabilir. Yani bir parlamento kararına ihtiyaç yok. Sağlık Bakanlığı bu dediğiniz kadroları rahatlıkla alabilir. Kadro açıp alım yapabilir hocam. Yani bir parlamento kararına gerek yok. Hani kadro tahsisi bütçe yasasıyla yapılıyor biliyorsunuz. Ancak bu yani eksiklerin kadrolarının tamamlanması değil de siz kadro tahsisinden bahsediyorsunuz. Ama mevcut eksiklikleri de ilk etapta yapabilirler hocam. Yani çok rahat iki satar yazıyla alım yapabilirler hocam. Evet, sözleşmeli atayabilirler rahatlıkla. Bu salgın geçinceye dek hiç olmazsa sürekli almayalım diyorlarsa bile, bakın bunu yapmadılar. Türkiye'nin sağlık insan gücü toplamı yaklaşık 1,1 milyon. Hoş geliyor belki bu rakam, ancak o ECD standartlarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye dipten 3. 4. sırada. Türkiye'de aşağı yukarı 1 milyon ve 90 milyon dersek 90 kişiye bir sağlık çalışanı düşüyor. Ve yetmediğini gördük. 900'e yakın hekimin istifa ettiğini gördük. Yani hala siz sağlık çalışanlarının bu hastalıkla savaşırken bulaşı almaları nedeniyle, COVID-19'a yakalanmaları nedeniyle meslek hastalığı hakkını tanımadınız. Bunun için yeni bir yasa düzenlemeye gerek yok. Var olan yasaları çiğnediniz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın 14. maddesinde meslek hastalığının tanımı var. İşin yürütüm koşulları nedeniyle diyor. Tabii. Yani bunun için uzman olmaya gerek var mı? Söyler misiniz bana? İşin yürütüm koşulları nedeniyle o hastalığı alan kişiye meslek hastalığına yakalanmış denir. Vermediler. Hala 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık gencecik insanlar öldüler, istifa ettiler, görevden çekildiler. Geride kalan anne babalarına emeklilik hakkını, çoluk çocuklarına, eşlerine emeklilik hakkını 10 yılın üstünde kamu hizmeti olmadığı için alamadıklarından bir aylık bağlanamadı. Böyle bir vahşet olabilir mi? Kezlerce söylendi ve hala yapılmıyor, yapmıyorlar. Bu durumda kalkacaksınız, diyeceksiniz ki siz Türk Tabipleri Birliği hain, bunlar tertip içindeler. Peki biz tersini söylesek bir an için olur mu? Ölüyoruz, meslek hastalıklarından sakatlanıyoruz, engelli hale geliyoruz. Çığlığımızı duymuyorsunuz, istifa ediyoruz, emekli oluyoruz, kendi geleceğimizi, kariyer planlarımızı yakıyoruz. Ama siz bizim en temel meslek hastalığı hakkımızı tanımıyorsunuz. Bu davranışımıza ne etiket iliştirmek lazım? Ne etiket iliştirmek lazım? O etiketi varın siz kendiniz bulun. Bir başka boyut da değerli Ali Haydar Bey'in belirttiği gibi
Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, barolar, Mimar Mühendis Odaları Birliği, Eczacı Odaları Birliği gibi bu odalar kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur Fatih Bey. Ve anayasanın 135. maddesinde, ben sağlık hukuku alanında da uzmanlaşmış bir insanım. Utanarak söylüyorum çünkü bana diyorlar ki Ahmet Hoca hekimliğini yapsın, başka konulara değinmesin. Kusura bakmayın, ben mülkiye okudum, sağlık hukuku alanında uzmanlaştım. Anayasa hukuku alanında doktora yapıyorum. Dolayısıyla söyleyecek bir lafınız yok. Sözlerimi ancak yalanlayabilirsiniz. Bilimsel içeriği bakımından yanlış mı değil mi? Bunu konuşmasın deme haddi kimsenin yok. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Şimdi 135. maddede açıyoruz anayasa önümde. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları diye bir madde başlığı var. Ali Aydar Bey de açtı. Onun evet, da önünde. Evet, takip ediyorum. Şimdi anlaşılan o ki teknik ayrıntılara girmeden kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biri olan Türk Tabipleri Birliği'ni anayasanın 135. maddesini kaldırmadan veya değiştirmeden yasa ile dahi kapatmak olanaklı değildir. Bunu Sayın Bahçeli bilmiyor mu hocam? Bilmez. Sayın Bahçeli önde konanı okur. Ben 135. maddeden Bahçeli'nin haberi olmadığından adım gibi eminim. Duymamıştır bile. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan da haberi olduğunu sanmıyorum. Neyse, Bahçeli'nin kişiliğiyle ilgili çok konuşmayalım. Ben öyle sanıyorum ki TTB'nin yükselen muhalefetini biraz sınırlamak adına büyük ortak tarafından hadi bakalım sen şunları bir söyle dendi. Siyasi bir manevrayla daha sonra da biz söyleriz hala akıllanmazlarsa gibisinden. Semih Bey arkasından daha da düzeyi düşürdü. Yanıt vermeye değmeyecek biçimde düzeyi düşürdü. Şimdi TTB'nin önemli bir çalışması var. Bütün belediyelerden elden geldiğince Türkiye'de ölüm rakamlarının toplanmasına çalışılıyor. Çalışma epey de ilerledi bildiğim kadar. Herhalde bundan da haberleri oldu. Bu rakamlar dökümlenirse ilan edilen 7 bin değil de Türkiye'de 37 bin ölüm fazlalığı varsa, ki aylardır söylüyorum ben bunu, çıkılacak hükümete denilecek ki arkadaş son 5 yılın ortalamasına göre salgının çıkmasından bu yana Türkiye'de 37 bin ölüm fazlalığı var. Sen bunun 7 binine korona demişsin, geri kalan 30 bin ölümün nedeni nedir? Bir ölçüde öyle sanıyorum ki bu da yapılmasın diye hem el altından belki haberler hem de böylesine sopa göstermeler sakın ha bunları açıklama diye. Ben TTB'nin oradaki arkadaşlarımın bu kostaklanmalara ödün vereceklerini, boyun eğeceklerini hiç sanmıyorum. Belirttikleri gibi evrensel hekimlik değerlerini savunmaya, iyi hekimlik yapmaya, halkımızın sağlığını korumaya devam edeceklerdir. Bizler Hipokrat yemini etmiş insanların bize boyun eğdiremezsiniz. Biz insan sağlığını, toplum sağlığını, halk sağlığını her durumda korumaya devam edeceğiz sizlere rağmen ve gerektiğinde sizlere de en nitelikli sağlık hizmetini ayrım yapmaksızın vererek. Anayasayı değiştirebilirler mi? 135. maddeyi değiştiremezler. 175. maddesine göre anayasanın, onu da açıklayalım, Bahçeli de öğrensin. İkisini topladığınız zaman AKP ile MHP 330 dolayında yapıyor. En az 360 oy gerekiyor anayasayı değiştirmek için. Herhalde muhalefetteki öbür partiler bu kervana katılmazlar. Peki, eğer 360'ı hocam, bir şekilde bulunursa... Hocam süremizin sonuna geldik. Çok özür diliyorum. Sizi kesmek istemezdim. Çok güzel anlatıyorsunuz ve doğruları söylüyorsunuz. Ama izin verin, bizim de bir süremiz var, bitti. Onun için size öncelikle çok teşekkür ederim hocam. Çok doğruyu söylediniz, doğruları anlattınız ve halkın sağlığının her şeyin önünde olduğunu bugün bize bir doktor olarak bir kez daha hatırlattınız. Bunun için size çok teşekkür ederim sevgili hocam. Peki, yani bir sözümü bağlayacak iki cümleye izin vardır herhalde. Bir cümle hocam yeter. Bir cümle, peki. Anayasa değişikliği olmadan mümkün değil. Bunu aklınızdan çıkartın. Bir, iki, TTB yasasında 135. maddeye aykırı hak ve yetkilileri sınırlayıcı düzenleme yaparsanız o da Anayasa Mahkemesi'nden döner. Şubat 2013'te dönen bir örneği var. Zaman kalmadığı için söyleyemedik onu. Ve salgına ilişkin de böyle gitmez, gitmeyecek. Salgınla flörtü bırakın. Uzayan tango sizin başınıza yıkılır. Bir an evvel 14 gün kapatmanın hazırlıklarını yapın. Türkiye'de salgın yönetimi buraya dayanmıştır. Teşekkür ederim Fatih Bey. Ben teşekkür ederim sevgili hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok önemli Ali şeyler Aydar söylediniz. Ali Aydar Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun.
Sayın Bikrim, size de çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Güzel şeyler konuştuk. Yani memleket zaman için kötü. Zaman kalmadı ama şöyle söyleyebilir miyim? Çok kısa cümle, son olarak. Evet. Hocam o kadar güzel ifade etti ki, çok naif de ifade etti. Hani cepheye gönderiyorsunuz, malzeme vermiyorsunuz, materyal vermiyorsunuz, doğru strateji uygulamıyorsunuz ve öldüğünde de neden öldün, savaşta zafiyet gösterdin diye yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz. Hükümet bu sağlık çalışanları ölüyor, bizi koruyun, kollayın, önlem alın dediğinde Covid'le mücadelemizi zaafa uğratıyorsunuz diye onların kurumlarına saldırıyor. Olacak iş değil. O kadar güzel tarif etti ki hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Tekrar teşekkür ederiz. Biliyorum süre kalmadı ama hani hem hekimlik andını hem de Hipokrat yeminini getirmiştim. Tamam okumayacağım. Yani o çok güzel bir kısım var. Şöyle hekimlik andında tehdit ediliyor olsam bile tıbbi bilgimi, insan hakkını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma kararlılıkla özgürce ve onurum üzerine and içerim diyor hekimler. Bu da yeter. Yani bu andlarına sahip çıktıklarını biz görüyoruz. Peki çok teşekkür ederim Sayın Ali Aydar Hakverdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar Hakverdi ve Profesör Doktor Ahmet Saltık, halk sağlığı uzmanı, çok önemli şeyler söyledi. Umarım yararlanılır. Birazdan İrfan Derinmeyeceğin haber var. Yarın akşam saat 8'de Türkiye Nereyi'de kaçırmayın. İyi akşamlar, hoşça kalın.